Game Garage'dan herkese merhaba. Bu videomuzda Deluxe 5T10 RTX 3060 model oyuncu bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. Intel'in 6 çekirdekli 1200P soket yapısına sahip Intel i5 10400F işlemci modeli bulunmaktadır. İşlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan BioStar B460 GTQ model anakartın sisteme konumlandığını görmekteyiz. Anakartın RAM bellek yuvasında 16 GB 2x8 3200 MHz DDR4 çift modül bellek bulunmaktadır. Bir oyuncu bilgisayarının en temel parçası olan ekran kartı kısmında GDDR6 belleklere sahip Palit RTX 3060 Dual Overclock 12 GB 192 bit GDDR6 ekran kartı modeli kullanıldığını görmekteyiz. Sistemin depolama kısmında hard diske kıyasla daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip NetHack marka N600 model 512 GB SATA SSD kullanılmaktadır. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Bellek ve depolama dahil birçok bileşenleri ve aksesuarları özelleştirerek satın alabilirsiniz. Sistem kasası 49.3 cm yükseklikte, 44.8 cm derinlikte ve 23.3 cm genişliktedir. Kasanın soğutma görevini 3 adet 120 mm ön panelinde, 1 adet 120 mm arka bölümde olmak üzere toplamda 3 adet RGB aydınlatmalı fanlar üstlenmektedir. Bu fanlar kumanda üzerinden de kontrol edilebilmektedir. Kasanın ön panelindeki mesh yapı sayesinde kasa içerisinde akıcı bir hava sağlanabilmektedir. Üst panel tasarımı, kasa içi hava sirkülasyonuna yardımcı olduğu gibi, aynı zamanda burada bulunan mıknatıs özelliğine sahip toz filtresi sayesinde cihazı toza karşı koruyabilmektedir. Kasanın yan kapağı temperli cam olduğu gibi, aynı zamanda her iki kapağı da menteşeli yapısı ve mıknatıs özelliği sayesinde kolayca açılıp kapatılabilmektedir. Kasanın bağlantı ve giriş çıkış portlarını incelediğimizde, ön panelinde güç butonu, 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0, 3.5 mm ses çıkışı ve mikrofon giriş portu, LED butonu ve reset butonu olduğunu görmekteyiz. Arka tarafına baktığımızda 4 adet USB 3.2, 2 adet USB 2.0, 1 adet Gigabit Ethernet portu, 3 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları, 1 adet DVI-D, 1 adet HDMI, 1 adet DisplayPort, son olarak da PS2 çıkışları bulunmaktadır. Bu portların altında Palit RTX 3060 Dual Overclock ekran kartının 1 adet HDMI, 3 adet DisplayPort çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca anakart üzerinde görüntü çıkış portları olduğundan bahsetmiştik. Sistemde harici ekran kartı bulunduğundan bu görüntü portlarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Anakart üzerinde yer alan görüntü portlarının kullanılmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak isteriz. Sistemin en alt bölmesinde konumlandığını gördüğümüz 650 W 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynağı verimli ve stabil bir besleme sağlamaktadır. Kasanın sistem içi kablolamaya oldukça uygun kanal geçişleri bulunmaktadır. Sistemin iç kısmına baktığımızda işlemcinin üzerine konumlanan soğutucusu, MATX boyutunda anakart, RAM ve ekran kartı bizleri karşılıyor. Sistemin anakartında bulunan 4 adet bellek yuvası sayesinde maksimum 128 GB kapasiteye kadar bellek desteğine olanak sağlamaktadır. Anakartta bulunan 6 adet SATA bağlantı yuvası ve 2 adet M.2 NVMe çıkış portu sayesinde fazladan SATA SSD, M.2 NVMe SSD veya hard disk kullanılabilmektedir. Sistemin oyun testlerini 1080p çözünürlüğünde bir monitör ile oyun içi tüm grafik ayarlarını orta seviyede olacak şekilde ayarlayıp yapmaktayız. Deluxe 5T10 RTX 3060 model oyuncu bilgisayarı 1080p çözünürlükte orta grafik ayarlarında hemen hemen çoğu oyunu 60 FPS üzerinde akıcı bir şekilde oynama deneyimi yaşatacaktır. En iyi FPS değerleri için işletim sisteminizin ve ekran kartı sürücülerinin güncel olmasını unutmayın. Game Garage olarak bu videomuzda Deluxe 5T10 RTX 3060 model oyuncu bilgisayarını test etmiş ve incelemiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.